Birinci tema okuma kültürü değerlendirme çalışması cevapları ve soruları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 38, 39, 40, 41, 42, 43 okuma kültürü teması. Birinci tema okuma kültürü değerlendirme çalışması cevapları. 4. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 38 cevabı. 1 ve 2. soruları metne göre cevaplayınız. Ana dilim güzel Türkçem, duygum, sevgim, heyecanım. Ana dilim güzel Türkçem. Atalardan armağanım. Ana dilim güzel Türkçem, o sevincim, gözyaşımdır. Ana sütüm can aşımdır. Yüzyıllardır yoldaşımdır. Ana dilim güzel Türkçem, dağım, taşım, toprağımsın. Köküm, dalım, yaprağımsın. Dalgalanan bayrağımsın. Ana dilim güzel Türkçem. Birinci soruları şiire göre cevaplayınız. 1. Dilimiz bize kimler tarafından armağandır? Cevap: İkinci şair hangi duygularını ana diliyle ifade etmektedir? Cevap: Üçüncü ana dil nelere benzetilmektedir? Cevap: İkinci şiirin konusunu ve ana duygusunu belirleyerek yazınız. Cevap: Konu: Ana duygu, 4. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 39 cevabı. 3. Verilen cümlelerin hangilerinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? İşaretleyiniz. Karşıdan karşıya geçerken sırasıyla sola, sağ sonra tekrar sola bakmak gerekir. Tarımda su tasarrufu için bilinçli sulama yöntemlerini kullanmalıyız. Bazı iğne yapraklı ağaçlar yaz-kış yeşil kalır. Trafik polisi, kırmızı ışıkta geçen sürücüyü ikaz etti. Akşam erken uyur, sabah erken kalkarım. Yaz mevsiminde ince, kış mevsiminde kalın kıyafetler tercih ederim. Cevap: 4. Verilen sözcükleri Türkçe karşılıkları ile eşleştiriniz. Cevap: 5. mesajı okuyunuz. Mesajın içeriğine yönelik verilen bilgilerden doğru olan ifadelerin başına doğru, yanlış olan ifadelerin başına yanlış yazınız, saygıdeğer vatandaşlarımız. Güvenliğiniz için kişisel bilgilerinizi sanal ortamda paylaşmayınız. Sanal ortamda size zorbalık eden kişiler olduğunda bunu en kısa zamanda güvenlik güçleriyle paylaşınız. Hukuk kurallarının ve cezaların sanal ortamda da geçerli olduğunu unutmayınız. Gönderim saati 15.30. Cevap: Doğru, birinci mesaj vatandaşlara yönelik yazılmıştır. Yanlış, ikinci mesaj, sahte haberlerle ilgilidir. Doğru, üçüncü mesajın içeriğinde sanal güvenliğimizi sağlamak için bilgiler verilmiştir. Doğru, dördüncü mesajın gönderim saati 15.30'dur. Yanlış, beşinci mesajın amacı, bizi internetin faydaları konusunda bilgilendirmektir. Dördüncü sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 40 cevabı, 6. Verilen cümlelerde yay ayraçların içine uygun noktalama işaretlerini yazınız. Cevap: Sevgili, sahip olduğumuz en asil duygudur. Babası, Mehmet'e akvaryum ve balık alacağını söyledi. Kitap fuarı saat 09.00'da açılıyor. Misafirlerimize kolonyal, lokum, şekerleme ve Türk kahvesi ikram ederiz. Thomas Edison, 20. yüzyılda insan yaşamını etkileyen icatlar yapmıştır. 7, 8, 9 ve 10. soruların doğru cevapları, nı bularak işaretleyiniz. 7. Aynı apartmanda oturan Ali, Ayşe, Cemil ve Dilek ile ilgili bilinenler şunlardır. Ali, Ayşe'nin bir alt katınca oturuyor. Dilek, Ali'nin arasındaki katta Cem oturuyor. En üst katta Ayşe oturuyor. Verilen bilgiler doğrultusunda çocukların oturdukları katlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Cevap: C. 8. A kutusundaki kelimeler, B kutusunda bulunan eş anlamlıları ile eşleştirdiğinde B kutusunda hangi kelime boşta kalır? A. Faydalı. B. İstikbal. C. Kılavuz. D. Masal. Cevap: D. 4. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 41 cevabı, 9. 1. Ülkemizin doğal güzelliklerini korumak her Türk vatandaşının vazifesidir. 2. Ayın 4 evresi vardır.
Üçüncü kitaplarım benim için oldukça değerlidir. Dördüncü konuyla ilgili çeşitli örnekler verelim. Hangi çocuğun altı çizili kelimelerle ilgili yapmış olduğu açıklama yanlıştır? Cevap, D. Onuncu verilen cümlelerin hangisinde hayali bir öge vardır? A. Bulutlar birbirine öyle sıkıca sarılmışlardı ki. B. Düzenli kitap okumak kelime dağarcığımızı geliştirir. C. Kitap bağışı ile kütüphanemize bu hafta 50 adet kitap eklendi. D. Güneş sıcaklığı ile bizi terletiyordu. Cevap, A. 4. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Okuma Kültürü Teması sayfa 38, 39, 40, 41, 42, 43 1. tema Okuma Kültürü Değerlendirme Çalışması Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.